Evet, küçücük bir yavrumuz. Evet, ailesiyle beraber oynuyor küçük yavrumuz. Gördüğünüz gibi bunlar güzel şeyler. Yapanlara ve sebep olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama artık havalar ısındı, yaz geldi. Bu değerlere de sahip çıkmak lazım. Gördüğünüz gibi gençler evet, güzel bir ortamda eğleniyorlar. Evet, tabii ki bir takım olumsuzluklar, kırılan tabii ki cihazlar da var. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda yine belediyede spor yapan, yürüyüş yapan vatandaşlarımızla birlikteyiz. Kolay gelsin. Evet, bugün parkımızı ziyaret ettik. Parkımızda bir hayli vatandaşımız da var. Neler söylemek istersiniz hizmet açısından? İstekleriniz var mı? Evet. İsterseniz oturun biraz. Biraz. Ben, ne söyleyeceğim? Onlara da söyledim. Öğretmen arkadaşım orada. Evet. Yardımcısı. Yardım istedim. Biraz etraf güzelleşsin. Pazarımız güzel olsun ama yok. Yok diyorsunuz. Çok kötü durumda. Spor aletleri kırılmış, bozulmuş. Çocuklar oynadıkları o şeyler hepsi deforme olmuş. Çöp kutuları bak, etraflar hep kırılmış. Çöp kutuları hep kırılmış. Memnun değiliz. Evet. Ot basmış. Yani daha güzel hizmet gelsin diyorsunuz. Evet. Bir belediye sosyal tesis olarak işletilmesini ister misiniz? İsteriz. Bir büfe olsa, bir çay satsa ya, belediye adına. Birisi ilgilensin ki bakımı olsun. Evet, evet bakım olsun. Otlar bakım biliyorsunuz değil mi? Geçen sene çok uğraştım Dursun Bey'le. Evet. Bir sefer kestirebildim. Evet, pek çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Evet, bir başka röportajımızı izlediniz. Evet değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Evet röportajlarımız devam ediyor. Şu anda parktayız. Parkta gezen, eğlenen evet, kişilerle röportaj. Evet yine bir vatandaşımızla birlikteyiz. Çocuklar da, merhaba çocuklar da spor yapıyorlar. Evet şu anda Naci Atabey Parkı'ndayız. Belediyeye ait. Eski belediye başkanımızın ismi taşıyor. Park hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Parkımız çocukların oyun alanı olmasına rağmen bakımsız. Bakımsız. Hiçbir yerde gördüğüm kadarıyla ilk zamanlardaki özelliğini kaybetmiş. Tamamen bakımsız. Artık başkanım bu işleri bakıyordur herhalde. Yıllardır evet. Madem belediye başkanlığı yapmış. Yapacağını umuyorum. Evet bir daha... Tesis olarak da yani çocuklar içebilecekleri su ya da ne bileyim sular ve büfe, çay. Mesela burada belediye adına çay satılsa, su satılsa yapar. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşımız konuşuyor. Gençler spor yapıyor. Evet röportajlar devam ediyor. Evet çocuklar kolay gelsin. Maşallah bisiklet sporu yapıyorsunuz değil mi? Evet şu anda parktasınız. Bir şeyler söylemek ister misiniz park hakkında? Evet. Hadi bakalım. Mikrofon gençlerimizde, yarının gençlerinde. Evet. Ya ben bundan şikayetçi oluyorum. Mesela birkaç park aletlerimiz kırık. Onların tamir edilmesini istiyorum. Mesela orada camlar var. Hiç temizlemiyorlar. Biz bisikletle geçerken lastiğimiz patlayabilir. Evet. Mesela bunları temizlemiyorlar. Biz elimizi dokunuyoruz. Paslı paslı. Bir çivi olsa elimize batabilir yani. İsmin ne senin bakayım? Enes. Enes. Soy ismin? Özkan. Peki Enes duygu düşüncelerini belediye başkanımıza, yetkililerinize aktaracağız. Çocuklar siz konuşmak ister misiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Teklif var, ısrar yok. Gayet net. Evet söyle bakalım. Mesela park güzel. Ben bir şeylerden şikayetçiyim. Ha söyle bakalım. Şunlar mesela yapılmıyor. Ben onlardan şikayetçiyim. Evet, yani sen de diyorsun ki bu şeyler yapılsın diyorsun. Yapmayamıyor. Hadi bakalım. Sen de bir şeyler söylemek istiyor musun? Söyle bakayım. Ne söylemek istersin park hakkında? Hani? Çekirdekleri yere atıyorlar. Çekirdekleri atıyorlar. Duyarsız söyledik ama biraz da suç bizde yani. Tamam mı? Her şey öyle. Öyle başkan temizlesin. Başkan yapsın yok. Doğruya doğru biz
biz bazı hataları da kendimizde arayacağız değil mi? Yediklerimizi de öyle atmayacağız. Tabii bunlar sorumsuz insanlar. O sorumsuz insanlar da sorumluluğunu bilmesi lazım. Çalışmıyor. Evet. Çiçekler sulanmıyor. Bazen sulanıyor. Büyüyor da fıskiyelerin çalışmasını istiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz. Cam döküyorlar diyor. Evet sportaşlar devam ediyor. Evet kolay gelsin. Siz de çocuklarınızla herhalde parkta eğleniyorsunuz. Evet. Park hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir şeyler, bir mesajlar vermek ister misiniz? Evet. Tek yerimiz. Evet. Ama tabii tadilata ihtiyacı var yani bazı araçlar, gereçler kırık. Yani daha teferruatlı bir şeyler olsa daha iyi olur. Evet, başkanımız da. Üzülecek bir yerimiz yok çocukları yani. Tek yerimiz burası pazarda. Evet. Bir kapalı alanda park var. Açık alan olarak da sadece burası ama tabii bizim halkımız da biraz kol kullanıyor yani yapılan şeyleri. Evet, halkımız da zaten tabii. Onu söyledik yani. Ama her şeyi tabii ki belediyeden beklememek lazım. Herkes üzerine düşeni yapması lazım. Yapılan şey de korunmuyor yani. Peki çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi aileler çocuklarını parkta oynatıyorlar. Ve tabii ki başkanımızdan değerli izleyicilerimiz bu parka sahip çıkmasını istiyorlar.